Adamın biri, hain, canavar birisi 99 kişi öldürmüş. Yani el bombasıyla mı yaptı, beline bomba mı bağladı, öldürmüş işte. Tek tek mi öldürmüş, çocuk mu, büyük, önemli değil. 99 cana kıymış. Ama bir günde U dönüşünü kullanmaya karar vermiş. Gitmiş bir rahip bulmuş. Yani Hristiyan din adamını bulmuş. Ben 99 kişi öldürdüm, beni Allah kabul eder mi demiş. Deli misin sen? Bir de utanmadan konuşuyorsun demiş ona. Vurmuş, onu da öldürmüş. Niye sen günah yaptın ama dön, merak etme diyecek yerde tam ters cevap vermiş. Adam 99 kişinin katili. 100 olsa ne olacak? 100'e tamamlamış. Bir iki gün sonra tekrar tutuşmuş yüreği. Yahu ben ne yapacağım? Nasıl Allah'ın huzuruna gideceğim demiş. Gitmiş başka bir rahip bulmuş. Bu olay demek ki Aleyhisselam Efendimiz'den çok önce olmuş bir olay. Ama hikaye değil. Gazete haberi değil, ajanstan gelmiyor. Bukhari'den, Müslim'den, İbn-i Mace'den, İbn-i Hibban'dan, Ahmet bin Hanbel'den geliyor. Ajans haberi değil, vahiy haberi. Bir başka alime gitmiş, ben böyle böyle yaptım demiş. Filancaya gittim, o da beni ürküttü, onu da öldürdüm demiş. Beni Allah kabul eder mi demiş. O da bakmış bu adam 101 yapmadı, tereddüdü yok. Demiş ki kardeşim, senin asıl sorunun, bulunduğun çevre seni çok kışkırtıyor. Sana tavsiyem terk et buraları demiş. Git. Git de beni de tehlikeye atma gibi yani, git. O da ne yapayım demiş. Filan yere git demiş. Onu uzak bir yer göstermiş. Git oraya demiş. Orada iyi insanlar var. Sen zamanla düzelirsin orada demiş. Bu da inanmış. Tamam demiş. Şimdi onu niye gönderdiği belli değil. Büyük ihtimalle başından savmış onu. Yani olur dese aklı almıyor. 100 kişinin cinayeti nasıl ödenecek? Olmaz dese 101 olacak bu rakam. Git demiş. Yani buradan işte 100 kilometre misal yol göstermiş ona. Oraya git demiş. Orada çok iyi insanlar var. Onlar seni kurtarırlar demiş. O da almış tezgahını gitmiş. Yolda eceli gelip ölmüş adamın. Adam ne yaptı? Kendisine Allah'ın tövbesini kabul edeceği U dönüş noktasını gösteren birinin gösterdiği yere gitti. U dönüş şuradandır dedi. Adam aldatıldı, aldatılmadı. O onu başından savdı, savmadı çok önemli değil. Adam Allah'ı aradı. Allah'ın adresi nerede gösterildiyse oraya gitti adam. Yürüyerek yola çıkmış. Adam dünyanın sonuna kadar yürürsen bu işten kurtulursun denseydi, dünyanın sonuna kadar yürümeye hazırdı. Yürüyerek dünyadan çıkacaktı adam. Allah'ın aradığı da bu zaten. Sen bedeli bunun ebediyen hiç yatmayacaksın. Sonsuza kadar ayakta duracaksın. Hep gözyaşı dökeceksin deseydi Allah ona da hazırdı. 100 kere sen de canına kıyacaksın tövbe için deseydi adam ona hazırdı. Yürüyerek çıkmaya hazır olmuş dünyadan. Kuş olup uçacaksın deseydiler ona, ona da razıydı. Allah'ın aradığı da buydu zaten. Yolda vefat etmiş. Bildiğimiz gibi insan hangi standartlarda yaşarsa o tür melekler gelip onun ruhunu kabzedip götürüyorlar. Salih insanların ruhlarına ait melekler var. Nezaketle gelip onu karşılayıp istikbal edip müjdeler verip ruhunu öyle alıyorlar. Kafirlerin, zalim ve katillerin ruhlarını da o tür melekler gelip ona cehennemdeki yerini göstererek, ödünü patlatarak ruhunu alıp götürüyorlar. Bu İlk Adem Aleyhisselam'dan beri kanun böyle. Her iki grup melek de gelmişler, bunun ruhunu teslim alacaklar. Kötülük melekleri gelmişler, sebep belli, adam 100 kişinin katili. İyilik melekleri gelmiş, U dönüşü yaptı bu adam diyorlar. Bu yolun yolcusu değil. Bu melekler aralarında Allah'ın hikmeti gereği tartışmışlar. Biri bizim abonemiz diyor, öbürü bizim abonemiz diyor. Allah üçüncü bir grup melek göndermiş. Hakemlik yap bunların arasında demiş.
Ne yapacak? Gittiği yönü ölçün demiş. A noktasından B noktasına gidiyordu. A noktasından B noktasına kadar olan mesafeyi ölçün. Ne tarafa yakınsa o tarafı kabul etsin buyurmuş. Melek demiş ki tartışmayın, ölçün mesafeyi demiş. Ölçün, hangi tarafın yakınındaysa o taraf alsın ruhunu demişti. Kardeşler, adam canı çıkacakken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, canı çıkacakken sendelemiş adam, göğsünü ileri doğru atarak düşmüş. Ölçüldüğünde sadece göğsü öbür tarafta kaldığı anlaşılmış. U dönüşünde yakalandı adam. Kaç kişi öldürdüğün önemli değil, hangi Allah'a döndüğün önemlidir.